kere neler oldu sorusuna cevap vermeden önce önemli bir noktanın altını çizelim. 6-7 Eylül hakikaten Türkiye'nin hayatında ve İstanbul'un, özellikle İstanbul'un hayatında bir kırılma noktasıdır. Onun için çok önemlidir bu konuyu bugün tartışmamızda. Bunun zaten önemini ifade ediyor. 6-7 Eylül'de neler oldu? 6-7 Eylül'de şöyle biraz daha 6-7 Eylül'ün öncesine geçelim. İstanbul'da Lozan'dan kalan, Lozan'dan sonra imzalanan mübadele anlaşmasından geride kalan önemli bir Rum nüfus vardı. Türkiye'deki, Anadolu'daki Rum nüfus ile Yunanistan'daki Türk Müslüman nüfus mübadele edilmişti. Yer değiştirmişlerdi ama İstanbul'daki Rumlara dokunulmamıştı. Onun için İstanbul'da önemlice bir Rum cemaati, Rum kesim, Rum topluluğu vardı. Üstelik bu kesim oldukça varlıklı bir kesimdi. Daha çok ticaretle uğraşan, İstanbul'un gözde semtlerinde yaşayan, Beyoğlu gibi, Şişli gibi, Beşiktaş gibi, Sarıyer gibi, eskilerin deyişiyle Muhtena semtlerinde, iyi semtlerinde yaşayan insanlar, Rum yurttaşlarımız vardı. 6-7 Eylül'de neler oldu? 6-7 Eylül günü İstanbul Ekspres adındaki gazete birden bir öğle baskısıyla Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı duyurdu. Bu böyle bir infial uyandırdı kitlelerde. Bunun üzerine gazetenin yazı işleri müdürü Gökşin Sipahioğlu ikinci baskıya geçti diyelim ondan sonra ve hızla gazete elden ele dolaşarak büyük bir adeta bir fitili ateşledi. Onun üzerine akşamüstüne doğru yurttaşlar özellikle Rumların, Rum yurttaşların oturduğu semtlerde işte tekrar ediyorum Beyoğlu ve Beyoğlu daha çok ticaret yerlerinin bulunduğu semt. Şişli var, ondan sonra Beşiktaş var, Sarıyer var. Ondan sonra başka sağda Sengelköy falan böyle ufak tefek başka bazı yerler var. Oralarda Rum yurttaşların mallarına, mülklerine, dükkanlarına, evlerine, daha ötesi işte ibadethanelere, kiliselere, avralara, ondan sonra manastırlara falan saldırdılar. Bu saldırı sırasında gece yarına kadar sürdü. Ertesi gün bu olaylar İzmir'e yansıdı. İzmir'de de çeşitli yangın olayları, kundaklama olayları, yakma yıkma olayları meydana geldi. Sonuç itibariyle 6-7 Eylül olayda 3 yurttaşımız canından oldu. 5538 taşınmaz mal zarar gördü. 73 kilise, 1 havra, 8 ayasma, 2 manastır. Dini ibadet haneler zarar gördü, saldırıya uğradı, yıkıma uğradı. Bunlar daha çok İstanbul'da söylediğim gibi Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer gibi Rum yurttaşlarımızın oturduğu yerlerdi. O akşam Cumhurbaşkanı Bayar'la Menderes Başbakan Menderes İstanbul'daymış o gün. O akşam trenle Ankara'ya geçiyorlarmış. Biraz da o gösterinin başında o kalabalıkların içinden geçmişler. Ama o kalabalıklar daha o kadar büyümemiş olduğu için fazla önemsememişler. Yollarına devam etmişler ve Haydarpaşa üzerinden trene binmişler. Yola çıkmışlar. Fakat Sakarya'ya geldiklerinde İstanbul'dan haberler geliyor. Yani felaket de yağma başladı, tahribat başladı falan diye. Bunun üzerine her ikisi de Bayer'de, Menderes'te, her ikisi de apar topar İstanbul'a dönerler. Ve hakikaten gördükleri manzara korkunçtur. Yani Beyoğlu yakılıp yıkılmış, bütün mallar yerlere serilmiş. Ondan sonra dükkanların kapıları, pencereleri kırılmış. İçerideki mallar yerlere atılmış falan. Ancak ve ancak bir şeyle, bir güvenlik önlemleriyle biraz yatışmış. Öte yandan işte biraz önce söylediğim gibi, kiliseler, ibadethaneler, hatta mezarlıklar saldırıya uğramış. Aynı şeyler İzmir'de de yaşandı. Daha küçük çaplı yaşandı. Çünkü yani İzmir'deki Rum nüfusu İstanbul'daki ile kıyaslanmayacak kadar azdı.
Ondan sonra onun için o daha sonra da kaldı ama ne yazık ki oradaki Rum yurttaşlarımız da bu olaylardan etkilendi. Bu olayların Kıbrıs olaylarıyla ilgisi nedir? Birebir Kıbrıs olaylarıyla ilgilidir. Şöyle gelişti. O sıralarda Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü İngiltere'de İngilizlerle pazarlığa girişmiş. İşte Rumlar EOKA için bastırıyorlar. Yani EOKA demek Kıbrıs'ın olduğu gibi Yunanistan'a ilhakı demek. Yunanistan'la bütünleşmesi demek. Bunun pazarlığını yapıyorlar. İşte Fatih Rüştü zorlu buna karşı çıkıyor falan. İngilizler iki arada bir derede idare etmeye çalışıyorlar. Fatih Rüştü zorlu da kendince bir kurnazlık olarak şöyle bir plan yapıyor. Ankara'ya haber yolluyor ya da İstanbul'a. Diyor ki işte İstanbul'da gösteriler örgütleyelim. Türklerin ne kadar kararlı oldukları anlaşılsın. O zaman belki bizim elimiz güçlenir diyor. Ve bu öyle anlaşılıyor ki yöneticilerin de aklına yatıyor. Ve bir gösteriye, Kıbrıs konusunda bir gösteriye göz yumuluyor. Göz yumulduğu çok açık. Yani bunun bir tertip olduğu da kendiliğinden patlak veren bir hareket değil. Orada net olan. Kendiliğinden patlak veren bir hareket değil. Nümayişler, gösteriler falan. Ondan sonra Rum mallarına, ibadethanelerine ve kısmen de Rumların canlarına yönelik saldırılar. Ondan sonra İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi polise göz yumulması talimatını veriyor. Bu halkın taşkınlığıdır. Kimseyi incitmeyin falan şeklinde talimat veriyor. Tabii polis böyle bir talimat alınca müdahale etmeyin de iş çığırından çıkıyor. Belki bu işi planlayanların ondan sonra amacı bu değildi herhalde. Yani kimseyi de haksızlık etmeyelim. Bayar'a da, Menderes'e de, Fatih Rüştü'ye de haksızlık etmeyelim. Ama böyle bir tertipte hakikaten Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir rezalete yol açıyor. Yurttaşlarımız arasında kin ve öfke tohumları atılıyor. Mallara saldırı var. Ondan sonra herkesin gözü önünde. Gizlenecek falan bir durum da yok. Onun üzerine hakikaten Türkiye açısından çok büyük bir rezalet, bir skandal patlak veriyor. O sıralarda üstelik İstanbul'da hem SİHA Başkanı Dallas var hem de Fransız Bakan var. O Fransız Bakan alaylı bir demeç veriyor. Kibriz et Türk diyor. Biz o göstericilerin sloganları Kıbrıs Türk'tür, Kıbrıs Türk'tür falan filan şeklinde. Kıbrıs Türk'tür şeklinde. Bakan da Fransız Bakanı da Kibriz et Türk. Bu Fransızca yakıp yıkan, kırıp döken Türk'tür anlamına gelen hakaretimiz bir ifade aslında. SİHA Başkanı Dallas ise herhangi bir açıklama yapmıyor. Dolayısıyla böyle büyük bir tertip Kıbrıs'la ilintili Türkiye'nin elini kuvvetlendirmek bir yana Türkiye'yi tabii rezil ediyor. Dış itibarını sıfırlıyor diyelim. Ondan sonra belki daha da önemlisi, dış itibardan daha da önemlisi milli mücadeleden sonra İstanbul Rumlarının yaptığı bazı hatalar nedeniyle Rum cemaatiyle Türk Müslümanlar arasında o sıralar, o zamanlar yaşanan ama daha sonra işte yaraların sarılmasıyla ellere kadar gelen ve giderek iyileşen ilişkiler birden kopuyor ve İstanbul Rumlar İstanbul'u terk etmeye başlıyorlar. Şimdi İstanbul Rumların İstanbul'u terk etmeye başlamaları önemli bir olay. Çünkü hakikaten burada binlerce yıldır yaşamış olan bir şey. Yani sonradan gelmiş 3-5 kişi falan değil. Binlerce yıldır yani işte İmparator Konstantin'den önce de şeyler, Bizans ticaret kolonisi falan o dönemden beri, İsa'dan önceki yıllardan beri İstanbul'da yaşayan önemli bir cemaat. İstanbul Rum cemaati daha sonra
Bizans'ın sosyal temelini oluşturmuş. Ondan sonra Cumhuriyet'le birlikte, Lozan'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bu insanlar hayatlarını sürdürmüşler. Şimdi böyle bir saldırı ve bu insanların hem manen hem de maddeten Türkiye'den kopmaları hakikaten tarihi bakımdan da önemli bir olay. Siyasi bakımdan da çok önemli bir olay. Şimdi olayların failleri hükümetin bu işin içinde olduğu anlaşılıyor. Hükümetin bu işin içinde olduğu zaten 27 Mayıs'tan sonra bir yasada duruşması yapıldı. Orada 6-7 Eylül olayları başlı başına bir davaydı. O davada ısrarla şeye soruldu. Tanıklara soruldu. Fuat Köprülü, bir önceki Dışişleri Bakanı, epeyce net açıklamalar yaptı hükümetin sorumluluğu hakkında. Ondan sonra Menderes geçiştirdi. Fakat esas önemli olan tanık İstanbul'daki Rum cemaatinin başkanı Patrick Atanagoras. Atanagoras 6-7 Eylül olaylarından sonra Atanagoras ve Fener Rum Patrikhanesi Sen Sinodu, Aziz Kutsal Sinodu, Kutsal Meclisi yani ağır bir açıklama yapmış ve hükümeti suçlamıştı. O belgeler elde duruyor. Mahkeme başkanı ısrarla Atanagoras'a sordu. Bakın böyle bir açıklama yaptınız. Ne diyorsunuz falan diye. Fakat Atanagoras mahkeme önünde ifade verdi ama yani doğrusu bir açıklama yapmayı reddetti. Geçiştirdi. Onun üzerine dava fazla derinleşmedi. Ve sonuç itibariyle 6-7 Eylül yargılaması sonucunda işte Menderes, Fatih Üçlü Zorlu falan birkaç tane emniyet müdürü İstanbul Valisi cezalar alarak mahkum oldular ama çok ağır bir şey olmadı. Bir bilanço çıkmadı. Çünkü duruşma derinleşmedi. Şimdi bir kere hükümet var bu işin içinde. İkincisi kontrgerilla diye bir tertip var. Bir gizli örgüt. Komünistlere karşı kurulmuş bu Türkiye'nin NATO'ya girişinden sonra ordu içine ve halk içine yerleştirilmiş bir teşkilat. Amaç bir Sovyet taarruzu karşısında, bir komünist saldırı karşısında eğer düzenli kuvvetler yeterli olamazlarsa o zaman bir gerilla savaşı başlatmak, bir yıpratma savaşı başlatmak. Amaç böyle bir amaç. Ama burada da antikomünizm çok önem taşıyor. Pek çok antikomünist unsur var. Şeyi belli değil. Daha hala da tam ne oldu belli değil. Başı kim, ortası kim, sağ kim, solu kim falan belli değil. Bu teşkilatın bu olay sırasında ciddi bir şekilde kullanıldığı anlaşılıyor. Daha sonraki ifadeler, gazete beyanları falan filan. Ondan sonra mesela Orgeneral Sabri 25 oldu daha sonra. Üst düzeyde görevler yapmış olan bir askeri yetkili. O mesela çok başarılı bir kontrgerilla tertibiydi falan şeklinde açıklamalar yaptı. Kontrgerillanın bu işe girmesinin özelliği şu, bir örgüt var besbelli. Yani aynı anda İstanbul'un çok çeşitli yerlerinde ondan sonra birden insanlar sokağa fırlıyorlar. Hedef gösteriliyor. Hep daha çok Rum vatandaşların evleri ve ticarethaneleri hedef gösteriliyor. Ondan sonra İzmir'de de aynı şekilde. Dolayısıyla bir besbelli bir örgüt var. Bu örgüt yönetiyor. Kitleleri kışkırtıyor, provoke ediyor. Belli hedeflere yönlendiriyor. Ondan sonra yakıp yıkıyor falan bir amaca ulaşılıyor. Daha sonra Türk hükümeti tabii yani büyük bir felaket, büyük bir skandal, büyük bir ayıp. Türk hükümeti bütün bu zarar gören yurttaşlarımızın zararlarını kuruşuna ödüyor belki fazlasıyla ödüyor. Ama artık iş işten geçmiş yani lekelenmiş o yara, o leke Türkiye'nin üzerine yapışmış. Onu çıkarmak, söküp atmak mümkün değil.
6-7 Eylül olayları günümüzde neden önem kazandı? Neden gündeme getirildi? Çünkü özellikle 2000'li yılların başında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci içinde böyle bir demokratik hava yaratıldı. Bu demokratik havadan yararlanan bütün Türk düşmanları harekete geçti. Her şeyin faturasını ondan sonra Türkiye'ye ve Türk devletine ve daha da çok silahlı kuvvetlere çıkarmak üzere kampanyalar yürütüyor. Varlık vergisi bunlardan bir tanesi. Varlık vergisi aslında 1942 yılında çıkartılmış olan bir vergi. Yani dinleyenler için kısaca özetleyeyim. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'nın çok ağır koşullarında ve Türkiye 1 milyon insanını silah altına almış. Ondan sonra bunların işte yemesi, içmesi, ondan sonra silahı, bilmem mermisi, cephanesi falan filan bütün bunlar da uzaydan gelecek bir bu millet yaratacak. Ondan sonra o sırada 1942 yılında bir defaya mahsus olmak üzere bir varlık vergisi konuyor. Bu varlık vergisi daha çok varlıklı insanlardan alınıyor. Daha çok bir varlıklı insanlar. Yani zaten köylünün, bilmem yoksulun falan filan verecek bir şey yok. Veremeyenler ise Erzurum'daki Aşkale'deki bir çalışma kampına söylüyor. Orada zorla çalışmaya tabi tutuluyor filan. Bunun Rumlara yönelik, İstanbul'daki gayrimüslimlere yönelik bir hareket olduğu iddia edildi. Türkiye karşıtları ve Türk karşıtları tarafından. Külliyen yalan. Yani meraklı olanlar için birkaç tane kitap tavsiye edeceğim. Bunlardan bir tanesi 2021'in başında kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Cahit Kayran'ın, eski İlgililer Genel Müdürü Cahit Kayran'ın yazdığı Varlık Vergisi yazısıdır. Kitabıdır. Tarihçi kitabı evinden çıktı. İkincisi Aslan Başar Kapıoğlu'nun yazdığı küçük bir kitaptır. O da kaynak yayınlarından çıktı. Başka yayınlardan da çıktı falan. Bunun savaş sırasında uygulanan bir önlem olduğunu savundu bu arkadaşlar. Bu yazarlar. Öyleydi zaten. Ve sırf Türk şeylere, gayrimüslimlere uygulandığı da bir yalan. Yani büyük çoğunluğu itibariyle gayrimüslimlere uygulandı. Çünkü varlık gayrimüslimlerdi. O zamanlar ben hatırlıyorum 1950'lerde İstiklal Caddesi'ni boydan boya geçtiğiniz zaman tabelalarda sadece işte Apostol, Yordanidis falan gibi isimler vardı. Şimdi değişti. Ondan sonra dolayısıyla bunun bir Türkleştirme operasyonu olduğunu iddia etti. Ayşe Hür gibi, bilmem Mustafa Armağan gibi takım yazarlar. Ona bunun kasıtlı bir operasyon olduğunu söylediler. Bu kesinlikle doğru değil. İkincisi, varlık vergisinden sonra bu Kıbrıs olayları konusunda da yine Türkiye suçlandı. İşte Türkler, Türk Müslümanlar azınlıklara kötü davranıyorlar. İşte Rumları şey yaptılar, Rumların mallarını yağmaladılar falan şeklinde bir kampanya yürütüldü. O nedenle, adliyeli öyle olayları o nedenle kullanıldı. Ve yani Türkiye'ye karşı gene aynı şekilde Türkiye'yi yıpratmak, Türkiye'yi aşağılamak, Türkiye'yi karalamak amacıyla kullanıldı. Zaten bir şey var, eskiden beri süre gelen bir Ermeni katliamı, tırnak içinde şeysi, kampanyası. İşte Ermenilere soykırım uyguladılar kampanyası. O zaten sürüyor batıda, sürüyor idi. Ondan sonra gene Türkiye'yi karalama kampanyalarının bir başka örneği. Ondan sonra bir de ona bütün bunlara Kürt meselesiydi. Gene işte Türkler, Müslüman azınlıkları bile artık kabul etmiyorlar. Ondan sonra Kürtler etnik temizlik yapmaya çalışıyorlar. İşte Kürtleri bilmem bir şey. Zorla öldürüyorlar falan şekli kampanyayla birleşti. Ve bu kampanyalar birlikte yürütüldü ve Avrupa'da etkili oldu. Oldukça etkili oldu. Öyle diyelim. Türkler, Türk tarafı bunlara karşı bir mücadele, özellikle elçiliklerde falan bir mücadele yürütüldü. Ancak hem içeride hem içeride
yürütülen mücadelenin zayıf kaldığını ve pek çok kişinin bu zararlı propagandalardan etkilendiğini kabul etmek lazım, teslim etmek lazım. Bu neden önemli? Bu hala bu kampanyalara karşı mücadelenin önümüzde bir görev olduğunu bize hatırlatmalı. Bugün işte 6-7 Eylül günden geriler, başka bu sefer şey başlar. Rojava katliamı başlar. Rojava katliam propagandası. Öbür gün bilmem şey başlar. İşte bilmem şu katliamı, bu katliamı sürer. Bizim buralarda çok net olmamız gerekir. Evet, şey büyük bir hatadır. Adını söyleyeyim. 6-7 Eylül olayları hakikaten tarihimizin büyük lekelerinden biridir. Ama Türkiye hükümet olarak tabii ki özür diledi bütün bu yurttaşlardan. Ondan sonra bütün bu yurttaşlardan zarar gören yurttaşların malını mülkünü tazmin etti. Ondan sonra bunlar zaten yapılması zorunlu olan şeylerdi. Bunlar yapıldı. Türkiye'nin hataları vardır. Yöneticilerimizin hataları vardır. Ondan sonra ama esas büyük hata, belki de esas kasıt Kıbrıs'ta iki toplumu karşı karşıya getirerek çiban başını öyle o şekilde korumak ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir gerginliği sürdürmek idi. Bu gerginlik, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu gerginlik ne yazık ki hala sürüyor. Batı çok büyük ölçüde bu gerginlikte, bu anlaşmalıkta hep Yunanistan'ın arkasında yer aldı. Bugün de günümüzde işte bilmem Yunanistan'da yepyeni üsler kurarak, yepyeni uçaklar vererek Yunanistan'a bu yarayı kaşımaya devam ediyor ve KKTC'nin varlığını tanımamaları için öteki uluslara ve öteki ülkelere baskı yapıyor. Bunlar dediğim gibi niye konuşuyoruz? Tekrar bu görevleri hatırlatmak, gençleri hatırlatmak ve ulusumuzu savunmak üzere bilincimizi tazelemek diye bir görevle karşı karşıyayız.